Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Zil butonunu da aktif hale getirerek tüm atmış olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet zil butonundaki tümü yazan yeri işaretleyerek e, aktif hale getirebilirsiniz. E, tümü işaretlemediğiniz takdirde bildirim gelmeyecektir. O yüzden tümü yazan yer işaretlemeniz şart arkadaşlar. Şöyle elimde lacivert zemin üzerine şöyle bakın gül kurusu, koyu gül kurusu ve sarı ve açık tonlu hardaldan oluşan bu şekilde bir tülbentim var ve içindeki yeşil ve açık tonu gül kurusundan da şöyle sıralı bir model hazırlayacağım sizler için. Şöyle tülbentime bakın arkadaşlar. Şöyle minik fazla büyük olmayan şöyle çiçekleri var şöyle yakından göstereyim köşe kısmına da bakın şöyle model amaçlı çalışmak için tuhafiyeden aldım bu şekilde şöyle göstereyim köşelerde aynısı şimdi bu size sıralı bir model hazırlayacağım demin gösterdiğim renklerden şöyle arkadaşlar sadece yeşil kısmından biraz çıkardım sizlere denemek için bunun üzerine iki sıra gideceğiz modelimiz sıralı ama iki tane sıradan oluşan bir model olacak. İlk sıramız bu şekilde sık iğneli trabzanlardan olacak. Sonra gül kurusuyla ikinci sırasında kirpikler yapacağız. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek başlayalım arkadaşlar. İlk önce bu şekilde tülbentimizi kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. 696 nolu ee, Nurgül'ün tığ ve iğne yollarında öbür kanalımda arkadaşlar. Tüm püf noktalarıyla tülbent kenarı tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Youtube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazdığınız takdirde hemen çıkacaktır. Şöyle tülbentimi gösterdim. Eğripek arkadaşlar. Bu şekilde model amaçlı sizler için kullanacağım. Bakın. Herhangi bir tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Aynen ilk başlar gibi başlayacağız bakın. Şöyle üçer zincirden iki tane tığ battı yaparak başlıyoruz. Hemen sık iğnemin üzerine şöyle sıkı sıkı 3 tane zincirimi çekip hemen sıradaki tığ battıma giriyorum ve bakın bu şekilde bir tığ battı oluşturdum. 4 tane zincir çekiyorum tığımızı iki defa doladık hemen yandaki boş tığ battı ya şöyle bir iki 2 ve iki alarak bakın bu şekilde bir trabzan yaptım 5 tane zincir çekiyorum trabzanımın arasına böyle sık iğne ile sabitliyorum bir tane tomurcuk oluşturduk bu yuvayı çiçeğimiz için kullanacağız bakın geri kalan kısmına trabzanın sık iğne yapıyorum 5 tane şöyle iki şu şekilde size doğru tutayım ikinci sık iğnem şöyle Bismillah söküp tekrar yapalım 2 3 4 ve 5 tam da bu şekilde 5 tane sık iğneyi alıyor hemen yanına yani aynı tığ battı arkadaşlar bakın trabzan yapmış oldum tığ battıma sabitliyorum Şöyle eğik durması için bu şekilde aynı tığ battıya sabitledim. Eğer bir sonrakine sabitlerseniz bu daha uzayacaktır arkadaşlar. Aynı tığ battı da bu şekilde durması lazım. Şöyle dalımızın. 5 zincirimizi de çiçek yapacağız. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girip bir tane bu şekilde bakın. Şöyle eğer sıkı, zincirinizi sıkı sıkı çekerseniz tıpkı zürafa gibi çok güzel duruyor. Yine şöyle sıkı sıkı 3 zincir sıradaki tığ battıya girdim. 2 tane veriyoruz. Tığ battı ara mesafemiz 2 tane. 4 tane zincir. 2 defa tığı doladım. Hemen yanındaki boş olan tığ battıya şöyle bir 2 2 ve 2 alarak bakın 4 zincir boyutunda bir tırabzan. 5 zincir hemen trabzanımın içine 5 zincirimi sabitledim geri kalan bu kısma 5 tane sık iğne yapıyorum 1 şöyle 2 3 4 ve 5 şu şekilde çok güzel tırtıklamadan bir sık iğne yapacağız hemen yuvanın içine de girip sık iğne ile sabitleyelim 1 2 ve 3 zincir. Sıradaki şöyle tığ battıya girip sabitleyip bir tane tığ battı oluşturduk. 3 zincir tığ battıya girip tığ battı oluşturuyoruz. 2 tane tığ battı mesafesini veriyoruz. Bu şekil durması önemli. Hemen 4 zincir. Şöyle 2 defa tığımı doladım yandaki tığ battı ya şöyle 1 2 2 ve 2 olarak bu şekilde bir dal yapacağız 5 zincir hemen bu 5 zinciri trabzanıma kapatıp çiçeğim için yuva olacak geriye kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum şöyle sıkı sıkı bakın 1 2 şöyle 3 4 ve 5. Beş. 5. sık iğneyi de tam 5 tane alıyor bu şekilde. Eğer alırsanız trabzanı yapmış olduğum bu tığ battımın içine de şöyle bakın daha net sabitliyorum 3 tane zincir. Hemen yandaki tığ battıya girdim, kapattım. Ve 3 tane zincir yandaki tığ battıya girip Evet, bu şekilde olacak. Şöyle dallarımız yan yan bakacak. Bir tane daha yapıp bitirelim. 4 zincirimi çektim. 2 defa tığı doladım. Hemen yandaki boş tığ battı. Şöyle 1 2 2 ve 2. Bu şekilde 5 zincir. Şöyle ipim zedelenmiş. Evet. Bu şekilde sabitliyorum ve geri kalan kısma da böyle 5 tane sık iğne yapıyorum şöyle 2 3 4 ve 5 beş. 5. sık iğneyi de bakın tam dibine kadar bu şekilde doldurdum hiç boşluk bırakmadan trabzan yaptığım sık iğne ile sabitledim hemen sıkı sıkı 3 tane zincir çekiyorum buraya kapattım yine bir 2 3 zincir. Evet, bu şekilde devam edecek. Şimdi bir sökülmesin diye 3 zincirimizi çekelim. Bakın, ilk sıramız bu şekilde oluyor sıralı modelimizin. Şöyle yaparken düzelecek duruşu bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın yan yan bu şekilde dalları hazırladık. Şimdi üzerinin çimenini yapalım şöyle ipimizi tığımıza tutturarak başlıyoruz ve yapmış olduğumuz modelimi alıyorum hemen dalımızın ucundaki 5 zincire sık iğne ile ipimi buraya sabitledim ve 5 tane zincir çekiyorum 5 zincirimi kapatıp hemen bir kirpik oluşturdum yine 5 zincir Bismillah 1 2 3 4 ve 5 zincir buraya yeşil yuvaya kapatıyorum ve 1 2 3 zincir bir defa tığı doladım hemen yuvanın içine giriyorum 1 2 ve 2 bu şekilde biraz hafif sağa meyilli doğru çekiyorum şöyle 3 tane zincir çektim trabzanımın arasına giriyorum kapatıyorum Bakın. böyle minik bir tomurcuk yaptık buraya ve Geri kalan bu kısma da sık iğne yapacağız. Şöyle bir 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yapıyorum. 5. de Bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 5. Kapattım 5 zincirimi buraya ilk ipimi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip 1 2 3 4 5 zincir. Ve buraya yuvaya sık iğne ile sabitleyip yine 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Yine 5 zincir. şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle hafif sağ meyilli bir ortada. Böyle burnumuz oldu. Ve 5 zincirden de iki tane kirpiği yaptık. Yine 1, 2, 3 zincir. Şöyle bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2 ve 2. Bakın ortaya bu şekilde trabzan. Hemen tepesine trabzanın 3 zincirden bir tomurcuk yapıp buraya kapattım sık iğne ile. Geri kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. İlkinde olduğu gibi şöyle 2 şöyle 3 2 3 4 ve 5 Bakın bu şekilde şöyle güzel bir trabzanımız oldu. Yine sıkı sıkı 5 zincir aynı yeri sağ tarafta olduğu gibi sola da iki tane kirpik yapıyorum 5 zincirimi çektim şöyle yuvanın içine kapatacağım Bismillah arkadaşlar çok güzel oluyor diye kendine nazarım değdi sanırsam şöyle sabitledim yine 5 zincir ve buraya şöyle 5 zincirli yuvaya 5 zincirimi kapattım zincir sayıları da Arkadaşlar şöyle bakın akılda kalacak şekilde hep 5 zincir böyle 5 sık iğne aradaki köprüde 5 zincir şöyle yapalım yine bakın bir zincirimizi çekmiştik üzerine 5 zinciri tamamlayalım yuvada sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir yeşil yuvaya sabitledim tekrar bir 2 3 zincir. Bir defa doladım. Yeşil yuvanın içine 1 2 ve 2. 1 2 3 zincir. Kapatıyorum. Bakın bu şekilde. İnik bir tomurcuk tepeyi. Geriye kalan kısma da 4 sık iğne içeri. Bir sık iğne de yuvaya yaparak toplamda bu şekilde 5 tane olmuş oluyor. Evet. Şöyle 4 ve 5. de yuvanın içinde bismillah şu tığı bugün şöyle değiştireyim arkadaşlar iyice beni sinirimi bozdu 2 3 4 5 zincir hemen kapattım tekrar 5 zincir ve buraya yuvaya sık iğne ile sabitledim. Şöyle 2 3 4 5 zincir. Bakın bu şekilde minik böyle çiçekler yapıyoruz dallarımızın üzerine. 5 zincirle şöyle geçiş köprüsü olarak kullanıp yeni bir dala geçtim. 5 zincir yuvanın içine giriyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle kapattım. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Hemen yuvaya girip şöyle 1 2 ve 2. 1 2 3 zincir sık iğne ile trabzan arasına kapatıp geriye kalan bu kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 şöyle 3 ve 4 Şöyle sıkı sıkı yapın sık iğnelerinizi. Kalıp gibi olsun. Beşinci sık iğnem yeşil yuvada. Evet. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş zincir. Hemen kapattım. Tekrar beş zincir. Ve buraya yuvaya sık iğne ile beş zincirimi kapatıp şöyle bir, 2 3 4 5 zincir. Yine buraya kapatıyorum bakın. Yeşil yuvaya üzerine 5 zincir çekerek devam edeceğim. Geri kalan kısmı ben tamamlayayım arkadaşlar. 4 tane yaptık. Anlaşıldı. İnşallah bu şekilde geri kalan kısmı da tamamlayayım. Şöyle hep bitmiş haline bakalım. Modelimizi tamamladık. Bu şekilde çok hoş ve çok güzel bir model oldu. Bakın şöyle sağa doğru meyilli trabzanlar. Çok tatlı oldular arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle kalıp gibi de oldu. Şöyle bakın. Şöyle hafif sağ meyilli olacak. Modelim bu şekilde. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Yeni bir kanalın daha çok desteğe ihtiyacı var arkadaşlar. Sadece izleyip gitmeyin. Abone, beğeni ve yorum yaparak destek olursanız önermelerde ön plana çıkarır. Şöyle sizlerden desteğinizi bekliyorum. Benden esirgemeyin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kal.